Bu videoda Lewis diyagramlarını çizme konusunda biraz daha pratik yapacağız. Bu sefer siyanür iyonunu çizmeyi deneyelim. İlk defa bir iyon Lewis diyagramını çizmiş olacağız. O yüzden size tavsiyem burada videoyu durdurup kendi kendinize çizmeyi denemeniz. Gelin şimdi beraber bakalım. Daha önceden gördüğümüz gibi ilk adımda tüm değerlik elektronlarını sayıyoruz. Çünkü bunların hepsini diyagramda çizeceğiz. Bu konuda bize yardımcı olması için periyodik tabloya bakalım. Karbonun 1, 2, 3, 4 değerlik elektronu var. Bunlar ikinci kabukta çünkü karbon ikinci periyotta. Evet, 4 dedik. Azotun da 1, 2, 3, 4, 5 değerlik elektronu var. Bunlar da yine ikinci kabukta. Nötr bir karbon ve nötr serbest bir azottan gelen değerlik elektronlara toplam 9 olur. Yine D nokta E nokta diyorum. Ama işimiz burada bitmiyor. Neden derseniz bu molekül nötr değil. Bakın burada eksi bir yük var. Bu zaten eksi bir yüklü bir anyon. Bu sebeple bu molekülde bir tane daha elektron olduğunu düşünebiliriz. Bir değerlik elektronunu buraya ekliyorum. Neden? Bu eksi yük sebebiyle. O zaman toplam değerlik elektronumuz 10 oldu. İkinci adımda tekli bağlar çizmeye çalışacağız ve merkez atomu belirleyeceğiz. Burada sadece iki atom var. İkisi de pek merkez atom gibi değil. O yüzden bunları yan yana çizeyim. Aralarına da tekli bağ çiziyorum. Bu bağda iki değerlik elektronu var. O yüzden bunu toplamdan çıkarmamız lazım. Elimizde 8 elektron kaldı. Şimdi bu 8 elektronu geriye kalan kısımlara dağıtacağız. Daha elektronegatif olan azotla başlayalım. Bunu 8 yapmaya çalışacağım. Zaten 2 elektronu var. Bakın şurada. 6 tane daha çizmem lazım. Bunu da 3 ortaklanmamış elektron çiftiyle yapabiliriz. Bu 6 elektronu da toplam sayıdan çıkaralım. Elimde 2 kaldı. Bunları da karbona veriyorum. Tüm değerlik elektronlarımı kullandım. Harika. Şimdi bakalım herkes mutlu mu? Azotum 8 değerlik elektronu var. 2 4, 6, 8. Ama karbonun sadece 4 elektronu var. 2 ve 4. İşte bu noktada fazla bağ olsun mu olmasın mı buna karar vereceğiz. Karbona daha fazla değerlik elektronunu nasıl veririz? Azotun etrafındaki ortaklanmamış çiftlerden birine alıp bu tekli kovalent bağı daha yüksek dereceli bir bağa dönüştürebiliriz. Diyelim ki şunları aldık ve başka bir kovalent bağ oluşturduk. Şunları siliyorum. Evet. Bağımızı çizelim. Bu durumda bakın azotun hala 8 elektronu var. Karbonun da artık 6 elektronu var. Bu işlemi bir kere daha yapalım olur mu? Yine bir elektron çiftini alalım. Şöyle silelim. Evet. Ve yine bunlardan bir kovalent bağ oluşturalım. Şimdi karbonun 2 4 6 8 elektronu var. Azotun da öyle. Her şey çok iyi görünüyor. Ama acaba işimiz bitti mi? Hayır. Hala bu eksi yükü hiçbir yerde göstermedik. O yüzden şöyle yapalım. Molekülü köşeli parantez içine alalım. Üs olarak da eksi yük koyalım. İşte şimdi tamamız. Tüm değerlik elektronlarımızı yerleştirdik. Oktete her iki atomda da ulaştık. Bu kural hidrojen hariçti. Ama zaten bizde hidrojen yok. Bir de eksi yükü yani iyonumuzu gösterdik. Daha ne olsun? Harika bir Lewis diyagramı oldu.